Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, değerli izleyenler bizi böyle bir karşılamayla karşılıyorlar. Şu anda gelin evinin bahçesindeyiz. Burada böyle bir gelenek var. Hemen abimizden öğreneceğiz. Önce seni tanıyalım. Şöyle kameraya dönelim. İsmim İsmail Taşova. İstanbul'da yaşıyorum. Ben bu evin en büyük damadıyım. Düğünümüz vardı. Buraya geldik. Bu adetimiz de misafirlerimize kibarca hoş geldin sunarız. Saçıyı böyle kapalı alırız. Bu düğüne gelenin verdiği hediyeyi karşılamaktır. Evet. Onlar hediyesini koyar. Biz bir tatlı şeker sunarız. Görevimizi yaparız. Hoş geldin diyen söyleriz. Şöyle bir bakabilir miyiz? Tabii ki de. Evet. Ne var burada mesela? Leblebi, şekerdir. Bunları koyarız. İsteyen işte kolonyamızı tutarız. Bu zarfta da arkadaş hediyesini koyar. Hediyesini bu şekilde. Evet, o koyar. Biz ondan tekrar müsaade alırız. Tepsimizi kapatırız. Bu genelde kapalı bir şekilde. Tabii köyümüzün yani. Evet örf ve adetidir. Ha köy düğünlerinde bu vardır. İstanbul şehir düğünlerinde bilirsiniz herkes gelin damat sorutur. Onlara takı yaparlar ya da şimdi bazıları da sandık yaparlar. Sevlendiniz. İlk damat. Söyleyeyim mi bilmiyorum. Yayınlanacak söyleyin, bunu. Söyleyin. İlk zaten kuralı ben bozdum. Kaçarak evlendim. Öyle mi? Evet, eşimi kaçırdım. Severek ama değil mi? Çok. Hala da seviyoruz. Şu anda mutlusunuz. Tabii ki. Kaç çocuk var? 3 çocuğum var. 2 oğlum, 1 kızım var. Oğullarımı getiremedim çalıştığım iş nedeniyle. Orada İstanbul'dalar. Kızımla, eşimle geldim. Onlar İstanbul'dalar. Biz düğüne geldik. Eşim, kızım. Allah nasip ederse yarın baldızı yolcu ettikten sonra pazar günü biz de yerimize döneceğiz. Bunu genelde damat adayı mı yapar yoksa değişik kişiler? Şöyle söyleyeyim. Evet, düğün sahibi düğünü satmıştır bir nevi ama biz damatız. Oğlu ya da düğün sahibi yapamaz. Amcası yapabilir. Ya ben de evin amcalarda biraz yaşlı olduğu için bizden yaş büyük olduğu için evet bizi görevlendirdiler damadı. Hayır efendim hayır. 15 lira 5 çekerim ben 15 lira. Ben yaşlı işte yaşlı ben yaşlılığı dedi. Kabul etmiyorum. Size yaşlı dedi. Hayır kesinlikle ben kabul ettikleri için dedim. Yok teşekkür ederim Allah razı olsun. Bütün buradan gelen amcam, misafirlerimize teşekkür ederim uzaktan ve yakından gelenlere. Bu sofralarımıza da Allah çok bereket versin. Geriden gelen nesillere Allah acılar göstermesin, geçim kolaylığı versin. Dayım sen ne kadar konuştun ya, bana bir soru sormama müsaade et. Sizi yormak istemiyorum, müsaade et. Yok biz yoruluruz, biz buyurun, yoruluruz. Buyurun. Şimdi sizi tanıdık, tanıyalım da önce. Ben kızın amcası Bünyamin Türk Yılmaz. Evet. Malum biraz geç kaldık ama yolumuz uzak olduğu için arabamızda öyle ayarladık. Erbağ'dan geldiğim için aslında dün akşamdan gelmeliydim ben. Evet. Sağ olsun komşularımız, adetlerimiz bizim böyledir. Yerimizi boş bırakmışlar. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Yaş kaç? Yaş 65. O maşallah. Hiç göstermiyorsunuz ama. Yani onun için kabul etmiyorum ya yaşlılığı. Ondan dolayı. Peki evlat kaç tane? Evlat 8 tane. Bize şöyle bir evlilik nasıl oldu? Onu evliliği anlatırsam bana gülersiniz şimdi benim ikinci evlilik. Olsun. Biz dinleyelim sizde. Allah herkeslere versin. Oğlumun biri İngiltere'de, evet. Biri İstanbul'da çalışıyor gemi işlerinde. Herkes son kız da üniversiteyi okudu. Allah herkeslerin evladına hayırlı kapılar nasip etsin. Memnunum, gayet memnunum.